Arkadaşlarıma vereyim. Evet, ben sözlerime başlarken özellikle Lefke Çevre Tanıtma Derneği'ne bir teşekkür etmek istiyorum. Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Çünkü tabela dernekçiliği veya tabela sivil toplum örgütü olmanın ötesine geçtiler. Ve gerçek anlamda 12 yıldır canlarını dişlerine takarak mücadele veriyorlar. Ne konuda mücadele veriyorlar? Sadece Lefke Gemi Konağı Bölgesi'ni değil, Doğu Akdeniz'i, yani çok çok daha geniş bir coğrafyayı etkileme noktasında olan bir felaketi dünyaya duyurmaya, bunu nasıl çözeriz? Öncelikle kendi orada yaşayan insanımız, o havayı teneffüs eden, o suyu içen, o bitkiyi yiyen insanımızı nasıl koruruz, nasıl kurtarırızın ötesinde bunu dünyalıya mal etmeye çalışıyorlar. Ben sözlerimin başında gerçekten Lefke Çevre Tanıtma Derneği'nin şimdiki başkanını ve bundan önceki başkan ve yönetim kurullarını gerçekten canı gönülden kutlamak istiyorum. Çünkü bizde maalesef sivil toplum örgütleri, başkanlıkları bir sonraki basamakta milletvekilliği için yapılır. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin milletvekili olmadığını görüyorsunuz. Demek ki gerçek anlamda bu başkanlıkları yürütüyorlar ve ortaya koydukları konferanslar, sonuçlar, performans ortada. Ben 90'lı yıllardan itibaren işte bu konuyla temas eden birisi, Amerika'da bu konuda çalışıp olaya aydınlık kazandıran birisi ve diğer aşamalarda da çalışan birisi olarak yine katkı koyma ihtiyacını hissettik. Hiçbir zaman kopmadık zaten ve bugün de buradayız. Bugün sizlerle çok kısaca bilimsel verileri paylaşmak istiyoruz. Çünkü ben açılış konuşmamda, ilk gün yapılan açılış konuşmamda da birçok şey söylemiştim, mesajlar vermiştim ama şeffaflıktan bahsetmiştim. Artık bütün daireler, bütün bakanlıklar bir web sayfasına sahip olmalı. Her ölçtükleri veriyi anında sayfalarına koymalıdır. Bunu kimsenin kimseden saklayacak hakkı yoktur. Bu devletin paralarıyla ölçülüyorsa bir kuyunun seviyesi, bir analiz devletin paralarıyla yapılıyorsa bunu benim de, sizin de, diğerlerinin de, tüm dünyalı insanların da paylaşma hakkı vardır. İşte bu noktada biz birazcık geciktik, kusura bakmayın, ben özellikle basın mensuplarından özür dilemek istiyorum. Gerçekten yoğun bir 3-4 gün yaşadık ama sabahtan beridir de bu sonuç bildirgesini, biraz sonra sizlerle paylaşacağımız sonuç bildirgesini hazırlayabilmek için işte hocalarım karşımda oturuyor. Ümit Erdem hocamla birlikte Fethi Doğan hocam, Ünal Altınbaş hocam, Ercan Tatlıdil hocam ve Mehmet Ali Yükselen hocam. Gerçekten ciddi bir performans sarf ettik ve sizlerin karşısına geldik. Sizlerle paylaşmak istedik. Ne oldu, ne bitti? Çünkü ortaya çok ciddi sonuçlar çıkmıştır. Daha öncekileri destekler ve bir adım iki adım daha ileriye götürecek sonuçlar çıkmıştır. Başkanımız da söylediği gibi 50'den fazla bildiri sunuldu ve 8 ülkeden. Azımsanmayacak bir olay. İsveç'ten, İngiltere'den, Almanya, Avusturya, İtalya, Amerika, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bilim insanları katıldı. Bu bildirilerini sundular. Konu tekti. Çok güzel odaklanıldı. Ben uluslararası konferansları uzun süredir yapan birisi olarak ve yine de işte başkanlardan birisi olarak organizasyon komitesi, 3 başkanından birisi olarak gerçekten çok keyif aldım bu işten. Çünkü elle tutulur veriler çıktı ortaya. Disiplin açısından, sunulan bildiriler açısından dolu dolu geçti. Bu açıdan ben kendimi rahat hissediyorum. İşte bu bağlamda sözlerime hemen 2. Uluslararası Konferansı'nın, 2. Uluslararası CMC Konferansı, biraz daha açacak olursak, Lefke yöresinde zararlı maden atıklarının, asitli suların çevreye ve insan sağlığına etkileri konferansı başarıyla sonuçlandı diyebilirim. Ben kendi hesabıma bunu söylüyorum. Arkadaşlarım adına da, bu şeyi hazırlayan bilim kurulu üyeleri adına da. Bu olay dediğim gibi açılış konuşmalarıyla başladı ilk gün. Hemen akabinde öğle yemeğinden sonra da arazi gezdi bütün bilim insanlarıyla. İnsanlar bir kez daha şok oldu. Bizler biliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın, özellikle bilim kurulundaki arkadaşların birçoğu ilk kez gitmedi araziye ama ilk kez o araziye gidenler şokları yaşadılar. Böyle bir felaketin, bu boyuttaki bir felaketin varlığından gerçekten ürktüler. Ben hatta son gün yaptığım konuşmada da bir şey söylemiştim. Siz bunun bir de kış halini görün demiştim. Gerçekten kış çok daha vahim bir görüntü sunuyor. Evet, 26 Nisan günü, birinci günün bu şekilde özetlenmesinden sonra 26 Nisan günü bilimsel oturumlara geçildi ve ilk konuşmayı, ilk bildiriyi İtalya'dan Alexandra Casu isimli bir çok değerli bir bilim insanı yaptı ve Almanya'daki Ruhr Havzası'nı örnekleyerek maden alanı için yeniden yapılanma önerilerinde bulunmuş, bu kapsamda hedefe yönelik maliyet kavramının önemli olacağını vurgulamıştır. Her şeyin başı tamam bilimsel olay ama maliyet de çok önemli.
Alman bilim insanı Hans Günther Barth ise bir diğer konuşmacı, alanın rehabilitasyonu için somut çalışmaların hemen başlatılması gerektiğini belirtmiş. Özellikle rehabilitasyon üzerinde durarak bir hektar alanın maliyet hesapları üzerinde düşüncelerini ortaya koymuştur. İngiliz hukukçu, ki her meslekte multidisiplinlere bir katılım vardı, çok değişik bilim insanları vardı. İngiliz hukukçu Angela Ward Barrister ise konunun hukuka taşınması yolunda neler yapılabileceğini belirtmiş. En önemlisi de bu konuya ilişkin olarak geleceğe yönelik atılacak adımlar üzerinde durmuştur. Hukuka başvuruda özellikle her mahkemenin usullerine uygun olarak istenen belgeler üzerinde sağlıklı dava açılması bakımından zorunluluk olduğunu önemli vurgulamış ve bizden de bir takım belgelerin olup olmadığını sormuştur. Yetkililer olanları takdim etti, olmayanları da temin için şu anda çalışmalarını başlattı. İletişimin ve halk hareketinin üzerinde duran Avusturyalı konuk Petra Holzer, Türkiye, İzmir, Bergama, Ovacık altın madeni ve gelişmelerini örnekleyerek sivil itaatsizlik kapsamında eylemler geliştirilmesi ve sivil toplum örgütlerinin halkla birlikte bu konuda görev alması zorunluluğunun önemini vurgulamıştır. Yani bu iş halk olmadan olmaz. Başta o bölgenin halkı olmak üzere ama tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının bu noktada aynı noktaya odaklanması gerektiği üzerine durmuştur. Çok haklı olarak. İsveçli bilim adamı Abdülkaki ise sivil toplum hareketinin halka yansıtılması konusunda nasıl bir tavır sergileneceği ve nasıl bir model uygulanmasının özellikle Lefke kapsamında yararlı olacak konusunda ayrıntılı bir rapor vererek Hindistan'daki çevre felaketi mağdurlarından Rusya'daki değişik çevre yanlışlıklarının etkileri ve denizlerdeki yalnızca denizaltılardan kaynaklanan kirliliğe kadar değişik örnekler üzerinde durup konuların mahkemelere intikal edişini ve bu konuda önemli davaların kazanıldığını örneklerle bize ifade etmiştir. Yani bir yerde bize rehber oldu, yol gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden katılan bilim insanı Pelin Tunç ise atıkların yeniden kazanılmasına yönelik teknolojik yöntemler üzerinde durmuş, değişik örnekler sunmuştur bize. Bu da çok faydalı oldu bizim açımızdan. Diğer oturumlarda daha çok teknik konulara girilmiş ve uluslararası hukuk üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede CMC olgusu, kirlilik politikaları üzerinde durulmuş, yeniden vejetasyon kavramı, ağaçlandırılması, tekrardan oraların bitkilerle örtülmesi dile getirilmiş. Asit maden drenajları konusunda bugün için geçerli olan bilgisayar sistemleri, uzaktan algılama teknikleri, GIS sistemleri tartışılmıştır ve konuya ilişkin elektronik network oluşturmasına karar verilmiştir. Bir network oluşturmak zorundayız. Bugün dünyada ne yapılıyorsa bizim ne yaptığımız onların bilmesi gerektiği gibi dünyalının, biz de dünyalı bu konuda ne yapıyoruz? Bu kuracağımız networkle, örgütün kuracağı networkle sağlanacak. Ayrıca Profesör Doktor Ünal Altınbaş, Profesör Doktor Eymür Önder ve Profesör Mehmet Ali Yükselen tarafından gerçekleşen maden alanındaki toksik metal kirliliği, komşu arazilerdeki toprak, bitki ve su analizleri tablolar halinde ortaya konulmuş ve yorumlanmıştır. Bu bölgeden analizler alınmaya devam ediyor. Bu konudaki çıkan sonuçlar da yorumlanarak örgüt, dernek ve de halkımızla paylaşılmaya devam ediyor. Şeffaflık ilkesine hareketle. Bu bağlamda Profesör Doktor Fethi Doğan, çevrenin toksikolojik yapısı çerçevesinde bölgede yaşayan insanların sağlık profilinin ortaya konulması gerektiği üzerinde durmuştur. En zayıf kısmımız bu. Bugüne kadar sağlıkla ilgili bir çalışma maalesef bizim bilebildiğimiz, bizim kayıtlarımıza göre ciddi bir sağlık çalışması yoktur. Sadece ne duyuyoruz? O bölgede işte kanser vakalarının arttığı, insanlardaki ölümlerin sıklaştığı, ölüm oranlarının çok arttığı bölgede söyleniyor. Büyük olasılıkla buna bağlıdır ama bunun delillerle, kanıtlarla, verilerle güçlendirilmesi gerekir. Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen'in yaptığı çalışmalarla sağın rehabilitasyonuna yönelik stabilizasyona ilişkin yöntem bulguları da ayrıca ortaya konmuştur. Ben ise son gün işte yapmış olduğum çalışmada şöyle bir şey özetlemiştim. 90'lı yılların başından itibaren bölgede gerçekleştirmiş olduğum bilimsel çalışmalarda elde ettiğim sonuçlara dayanarak bu bölgedeki problemin boyutlarını ortaya koydum. Yeraltı suyunun, yüzey suyunun, toprağın, bitkinin, insanların ve hayvanların nasıl etkilendiklerini ortaya koymuştum. Ve bu bölgeyle ilgili çözüm önerilerinden bahsetmiştim. Neler olacağının. Burada bir şeyin altını çizmiştim ben. Üç bölgeye ayırmamız gerektiğini söylemiştim öncelik sırasına göre. Çünkü buradaki sorun gerçekten sadece bir
çevre sorunu değildir, sadece bir su sorunu değildir, sadece bir sağlık sorunu değildir, sadece bir hukuk sorunu değildir ama en önemlisi bir insanlık sorunudur. Yani bu olayın bütününe baktığınızda gerçekten bir vahim durum olduğunu ortaya koymuştum ve o üç bölgeyi de şöyle sıralamıştım. Su bize gereklidir. Özellikle küresel ısınmanın etkilerini ciddi anlamda ülkemizde yaşamaya başladığımız ve daha da etkilerinin artacağına inandığımız bulunduğumuz coğrafyadan dolayı su 40 yıldır bizim en sıkıntı çektiğimiz bulgu, olgu. Ama yarın daha çok olacak. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük göleti konumunda 4 milyon metreküple bulunan gemi konağı göleti ve çevresi, atık havuzu hemen yanındaki atık havuzunun rehabilitasyonu, CMC tesislerin yani depoların, atıkların bulunduğu deponun ikinci bir başlık altında, ikinci bir coğrafya olarak, en sonda sahil şeridinin ve denizin üçüncü bir başlık altında ele alınarak incelenmesi, nelerin yapılması gerektiğini de ben vurgulamıştım. Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke bölgesindeki maden alanının sulama göletinde ve tarım alanlarında yapılan tetkiklerinden aşıldığı üzere kirlenmiş ve kirlenmekte olan suların bitkileri de etkilediği görülmüştür. Bu kapsamda belirtilen kirleticiler ise arsenik, kurşun, kadmiyum gibi kanser yapıcılar da dahildir. Yani birçok zararlı toksik madde yanında gerçekten kanserojen olan maddelerin de bu bölgede olduğu üzere durulmuştur. Ve demir, bakır, molibden gibi bir kısım da ağır metallerin de, sülfatın da, yüksek asitlik derecesinin de, buradaki biliyorsunuz gitmişsinizdir, o turuncu renk, turuncu bordo, bayağı koyu bordo renk olan, o kıpkırmızı, kızıl renkle görülen suların pH'i hiç incelemenize gerek yok. 2,5'un altında, 2'nin altında bizim yaptığımız analizlerde pH'in 2'nin altında olduğu çıktı. Ama en iyimser tahminle 2-2,5 pH. Yani asit sularının içinde insanlar yaşamaya çalışıyor diye söylemek istiyorum. Bu yüksek asit gibi yalnızca bölge insanı için değil, aynı zamanda Akdeniz bölgesi içinde potansiyel kirlilik kaynağı olan bu alanın en kısa sürede iyileştirilerek yaşanabilir kılınmasıyla halk katılımının sürekli gündemde tutulması konularında fikir birliğinde olunduğu belirtilmiş ve bu noktadaki bilgiler de siz değerli basın mensuplarıyla paylaşılmasına karar verilmiştir. Benim sizlere anlatacaklarım bu bağlamda. Diğer bulguların ikinci kısmını da çok değerli hocam Profesör Doktor Ümit Erdem hocamın ağzından dinleyecektiniz. Teşekkür ederim.